Selamlar dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bu videoda yeni harita Pasifik, yani kalder haritası ile ilgili bazı bilgilerden bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Bu bilgilerin bazıları henüz kesin değil, kesinleştirilmiş değil, resmi kaynaklardan gelmedi. Ama haritamız, yani yeni gelecek Pasifik haritası, kalder haritasının görseli budur arkadaşlar. Bu haritaya bol bol bakalım. Çünkü artık Vanguard silahlarını oynayacağımız harita, Pasifik haritası karşımızda duruyor. Bu haritayı biraz inceleyeceğiz. Ondan sonra haritanın boyutlarından bahsedeceğim. Naval Shipyard, Naval Tersanesi arkadaşlar. Hemen yan tarafında da cevher işleme rıhtımı mevcut. Burası deniz seviyesinde bir alan. Haritadaki çizgiler bize yüksekliği ve alçaklığı gösteriyor. Sağ tarafa geçtiğimizde sahil güvenlik şeridini görüyoruz. Hemen alt tarafında da Submarine Base, yani denizaltı bölgesi mevcut. Burası askeri konumdan çok zengin bir bölge. O yüzden silah loot olarak çok değerli eşyalar çıkabilir. Ortaya geldiğimizde Volcano, yani yanardağ mevcut. Çizgilerden de anladığımız gibi burası yüksek bir bölge. Bu dağın etrafında mı oynayacağız, yoksa dağın üstüne çıkıp bekleyebiliyor muyuz? Orada bir alan var mı? Henüz kesin bilgi yok. Fakat burası geniş ve yüksek bir tepeden oluşuyor. Biraz altına indiğimizde taro farmları, yani taro çiftlikleri var. Sol tarafına geldiğimizde haritanın airport'u. Burada da görüyoruz. Burada da bir havalimanımız mevcut. Airport'un üstünde yanardağın sol tarafında fosfor madenleri var arkadaşlar. Haritanın en sol kısmına geldiğimizde antik yapıları göreceğiz. Antik yapıların hemen altında da Fishing Village, yani balıkçı köyü mevcut. Balıkçı köyünün görseli var. Onu paylaşacağım birazdan. Son olarak haritanın en altına geldiğimizde City Capital, yani haritanın başkenti mevcut arkadaşlar. Loot'un en yüksek olacağı alan olabilir. Bildiğiniz gibi Battle Royale oyunlarında yüksek risk, yüksek ödül diye bir sistem var. Bizim Verdansk haritasında da Hospital, Superstore bu sisteme örnek arkadaşlar. Burada çok fazla risk alırsınız ama kazanırsanız çok fazla ödül alırsınız. Aynı şekilde City Capital'da bunlara bir örnek olacağını düşünüyorum ben. Şehirleşmenin en yoğun olduğu bölge City Capital, başkent tarafı. Yukarılara doğru biraz daha tenha, ormanların olduğu, köy evlerinin olduğu yerler olacak. Haritamızın şekli budur. Şimdi gelelim haritanın boyutlarını tartışmaya. Görsel çok net olmayabilir ama aşağı yukarı zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Mevcut görseldeki beyaz çizgiler bizim mevcut Verdansk 84 haritasının çerçevesi arkadaşlar. Oradaki beyaz çizgiler Verdansk haritamızın toplam büyüklüğünü gösteriyor. Arkasında kalan haritada Kalder haritası, yani mevcut yeni gelecek olan Pasifik haritasından bahsediyorum. İki haritayı üst üste bindirip karşılaştırdığımızda neredeyse eşit olduklarını görebiliyoruz. Kimi bölgelerde Verdansk daha büyük, kimi bölgelerde Kaldera daha büyük. Ama genel olarak karşılaştırma yaptığımızda çok eşit boyutlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi bu bilgi kesin değil. Çünkü burası sizin benim gibi oyuncuların yoğun araştırmaları sonucu tahmin olarak yürüttüğü bir olay. Yani kesin diyemiyorum. Bunu oyun resmi olarak açıklaması gerekiyor. Ama harita böyle büyük olursa, ki benim tahminim böyle olacak, o zaman çok daha keyifli maçlar oynarız. Çünkü Rebirth haritası zaten hali hazırda keyifli bir harita. Biz Verdansk haritasından sıkıldık. Verdansk haritasına çok küçük değişiklikler geliyordu. Bu oyuncuları çok sıktı. Yani Verdansk haritasına bir alternatif harita gelmesi gerekiyordu. O yüzden haritanın büyük olacağını tahmin ediyorum ben de. Evet arkadaşlar, Pasifik haritası ile ilgili detaylı incelememiz bu şekildeydi. Şimdi Pasifik haritası ile alakalı bazı görseller vereceğim arkadaşlar. Bu görseller bize haritanın atmosferi ile alakalı bazı ipuçları zaten verecek. Gördüğünüz gibi puslu ve hemen hemen yağmur ormanları tadında bir harita olacak. Ormanların çok bol olduğu, yüksek yapılaşmaların olmadığı bir haritadan bahsediyorum. Alta indiğimizde Apex Legends oynayan arkadaşlar bu tarz evleri, bu tarz yapıları bilirler. Çok ona benzer bir yapı olmuş. Burası tahmin ediyorum ki Balıkçı Köyü arkadaşlar. Balıkçı Köyü'nde böyle küçük küçük balıkçı kulübeleri yapmışlar. Nehir olayı henüz soru işareti. Çünkü bildiğiniz gibi Warzone'da yüzme mekaniği yok. Suya değdiğiniz anda ölüyorsunuz. Verdansk haritasında denize ayağınızı değdirdiğiniz anda yok olup gidiyorsunuz. Bu suya değdiğimizde yine ölecek miyiz? Yoksa suyun içerisinden geçip gidebilecek miyiz? Henüz bu bilinmiyor. Ama köprüler var. Yani suya değmeden de geçebileceğimiz alanlar mevcut. Benimkisi sadece bir merak. Bu görselde çatışan uçakları görüyoruz. Bu görsel çok fazla şaibelere yol açtı arkadaşlar. Şu anki mevcut görsel Vanguard'ın multiplayerine mi ait, yoksa Battle Royale'ine mi ait? Yani biz Battle Royale modunda uçak kullanıp bir yerleri bombalayabilecek miyiz? Eğer böyle bir şey mümkün olursa işler çok değişir. Eğer uçak kullanabiliyorsak da mühimmatı çok çok sınırlı olması lazım. Alttaki haritada bize havalimanını gösteriyor arkadaşlar. Havalimanının aşağı yukarı nasıl bir alana sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani yeşilliklerin ve yüksek ağaçların olduğu bir bölge, geniş bir alan. Yine dağlara doğru. Büyük ihtimalle volkan olabilir orası. Yanardağın olduğu alan olabilir. Sisli ve puslu bir hava mevcut. Burada da yine bir köpek dalaşı var arkadaşlar. Uçakların birbiriyle çatışması söz konusu. Son görsele geldiğimizde yine Farnend tarafına benzeyen bir bölge var. Burası şehir merkezi de olabilir, başkent olabilir. Yani emin değiliz bu konuda. Çünkü yüksek binaların olduğu bir harita değil burası. Eski bir tarihte yaşadığımız için öyle yüksek gökdelenlerin olduğu bir harita
Yok arkadaşlar, binalar bu şekilde olacak, yapılaşma bu şekilde olacak. Tek katlı ve iki katlı küçük binalardan oluşuyor hemen hemen tüm harita. Çatışmanın çok yoğun olacağı, yüksekten görüşlerin çok avantaj yaratacağı ve sniper'ın çok fazla kullanacağı bir harita olacak diye tahmin ediyorum. Gelelim son haberimize arkadaşlar. Son haber Ricochet adlı anti hile programı ile alakalı. Bildiğiniz gibi oyunda çok çok fazla hile var ve insanı bezdirecek seviyede hile kullanıyorlar insanlar. Şu an 100 oyuna giriyorsak hemen hemen 40 oyun hile denk geliyor ve sizi vuruyor. Bu çok sinir bozucu bir seviye. Ricochet adlı bu uygulama bunu sıfıra indirgeyecek demiyorum. Hiçbir uygulama bu hileleri sıfıra indirmez. Buna hemfikiriz. Ama 100 maçta 40 hile yerine 100 maçta 10 hile gelmesi çok çok daha iyidir arkadaşlar. Diğer 30 maçı çok daha rahat oynayabiliriz anlamına geliyor bu. O yüzden bu uygulamayı bekliyorum. Warzone Pasifik haritasıyla beraber Ricochet adlı bu anti hile programı edilecek. Evet, haberler bu şekildeydi. Yine güncel haberleri duyurmaya devam edeceğim. Vanguard silahları çıktığında önümüzdeki günlerle bunlarla ilgili detaylı bilgiler zaten gelir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.